Harika tost makinasının restansını değiştiriyoruz. Bu ara selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Neyi arızalanmış bunun? Rezidans dediğiniz. Restansı. Yani ısıtıcısı mı? Evet, aynen. Adımız soyadımız nedir değerli ustam? Halis Şahin. Nereliyiz aslen? Çaybaşı. Kaç doğumluyuz? 1959. 59. Kaç yılından beri bu sektördesiniz? Aşağı yukarı 53 sene falan oluyor. Oluyor diyorsunuz. Kendinizi nasıl keşfettiniz böyle? İlkokul 3. sınıfta keşfettim. Nasıl oldu mesela? Elektriğe merak sardım. O zamanlar Ünye'nin voltajları 110 volttu. Sürekli zaman, düşüktü değil mi? Hayır, öyleydi. Şimdiki 220 değildi. Evet. Şimdi Amerika'daki voltajların çoğu 110 olması gibi Türkiye'de de 110'du. 110. O zamanları elektriği tutuyordum. Elektriği tutunca hocam dedi ki oğlum sen ne yapayım? Dedim hocam elektrik tutayım ne yapacağım dedi. Sen elektriğin kablosunu mu tutuyordun? Elektriği kendini. Allah Allah, elini çarpmıyor mu dedi yani? Yok, o zamanları 110 olduğu için pek çarpmıyordu. Fazla çarpmıyordu. Aynen. Ondan sonra merak sardık. Ondan sonra merakımızda bu işlere döndük. Bu işlere döndük diyorsunuz. Aynı zamanda da belediyeden emekliyim. Emeklisiniz. Sizi yetiştiren kimdir ustam bu alanda? Kendini keşfettiniz gerçi ama. Beni yetiştiren Ünye'nin en değerli ustası Hüsnü ustamdı. Rahmetli oldu değil mi? Rahmetli oldu. Karadeniz'in en bilinci ustasıydı. Onun soy ismi nedir? Yayan. Yeğen mi? Yayan. Yayan. He. Yayan. O da buralı mıydı Ünyeli? Ünyeli. Ünyeli. Peki ustam kendiniz de böyle çırak yetiştirdiniz mi hiç usta? Valla şu andaki çıraklar ilk önce kaç lira vereceğim diye bakıyor. Allah Allah, sizde de aynı dert var demek ki. Her gelen öyle diyor ya, kimle konuştuysam, görüşmüşsem. Şu anda beni güzel yetiştir demiyor. Demiyor diyorsunuz. Peki ustam kaç yılda böyle usta oldunuz? 6 yıl. 6 yıl Hüsnü Usta'da mı yetiştiniz? Aynen. Ustam yetiştirdi. Mekanı cennet. Allah ondan razı olsun diyelim. Güzel bir usta yetiştirmiş bizlere. Bu dükkan sizin mi? Bu dükkan kiralık da dükkan benim. Yok yok. Burası yani. Bu evet. Şu anki işletmiş olduğunuz yer. İşletme benim değil. Çünkü işletme benim. Evet. Ne olarak geçiyor burada işiniz? Lider elektrik makine diye geçiyor. Lider elektrik makine diye geçiyor diyorsunuz. Ustam neler tamir ediyorsunuz? Genelde kaç çeşit böyle tamirat işiniz var? Bizdeki çeşit bizde sayılmaz. Biz tümünü elektrik, elektronik yaptığımız için yani sınırsız bizde. Sınırsız. Mesela neler yapıyorsunuz? Az önce bir tane jeneratör geldi bir. Şimdi jeneratörün bakımını, tamirini yapacağız. Dışarıda da su pompası tamiri yapıyordunuz. O su pompalarının tamirlerini yapacağız. Evet. Aynı anda fabrika kurumları yapıyoruz. Aa, fabrikalara da kurum yapıyorsunuz o zaman. Fabrika kurumları yapıyoruz. Trafo, tesisat. Çok güzel, çok güzel. Tek mi çalışıyorsunuz? Yok, adamlarım var. Adamlarınız var değil mi? Okullardan geliyor mu stajyer öğrenciler? Stajyer öğrencilerimiz de geliyor. Geliyor. Biri benim oğlum, biri zaten hep okul mezunu onlar. Kendiniz mi yetiştirdiniz evladınızı? Tabii. Çok güzel, çok güzel. Nereliyiz aslan dedik? Çaybaşı. Çaybaşı. Bu iş yerinde kaç yıldır hizmet sunuyorsunuz? 2013'ten beri. Daha önce nerelerdeydiniz? Hayır, 2007'den beri. Değil mi? 2007'de emekli oldum. Belediyeden emekli oldunuz. Belediyeden emekli. Belediyenin bütün elektronik, elektrik bölümünden, su, pompa, ne var ne yok onları yapıyordunuz yani. Aynen. Size herhangi bir lakapla hitap ediyorlar mı? Doktor diye hitap ederler. Kim taktı o doktor lakabını ilk defa Ünye'de? Ünye'de çok sevdiğimiz bir elektronikçi arkadaşımız vardı. Onun da elektronik, o da elektronik doktoru İsmail diye. Soy ismi nedir? Soy ismi de bilmiyorum işte. Bilmiyorsunuz. Ne dedi? Ya dedi, hocam dedi, ben bunu yapamadım. Doktor mu dedi size? Yani esasında bu ismi takanlar belediyenin altında titiz berberlerimiz vardı. Onlar vardı. Elektriğin doktoru diye. Evet. Elektriğin doktoru namıyla kaldınız Ünye'de böyle. Aynen öyle kaldı. Çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Değil mi? İnşallah. Ustam sizler gibi böyle güzel usta yetişmesi için gençlere ne tavsiye edersiniz? İlk önce kaç lira vereceğin şeyini silecekler kafasında. Masumuş kaç lira diye lafını silecekler. Eğer onu sildikleri an
zanaatı eline aldıktan sonra konuşacaklar onu. Evet, ama sonuçta yine harçlıklarını veriyorsunuz değil tabii, mi? Tabii. Ama baştan bu soruyu sorunca dakika bir gol bir kaybediyorlar. Aynen. Doktor bile uzman olmayınca konuşabiliyor mu? Konuşmuyor. Pratisyen doktor ne kadar konuşur? Saygısını aynen gösteriyor öyle, değil mi? Aynen. Aynen öyle. Onun için böyle maneviyat dolu, güzel, işine titiz bir nesil yetişmesini istiyorsanız önce ustaların titiz davranışlarından yola çıkarak nezaket elden bırakmayacaklar değil mi? Tabii. İlk önce bir televizyonda geçen günü ben bir şey yaptım da orada o hoşuma gitti. Sanatkar dediler, öpmez el öptürür. Sanatkar el öpmez el öptürür. Çok güzel bir söz. Bu da sizden hatıra kalsın inşallah. Bu söz sizi etkiledi anlaşılan. Etkiledi. Çok hem de çok etkiledi. Buradan sevenlerinize, müşterilerinize ne demek istersiniz? Vallahi bizde ilk önce müşteri memnuniyeti. Yani burada para kazanma değil. İlk önce müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyeti diyorsunuz. Ustam Allah razı olsun. Müşteri memnun oldu mu herkes memnun olur. Diyorsunuz. İlk önce yaptığın işi kendin beğeneceksin. Eğer kendin beğenirsen herkes beğenir. Beğenmediği arızayı tekrar gidip yapıyor musunuz? Tabii. Onarım olarak. Tabii. Hani şimdi bazıları yapıyor, bırakıyor, çekiyor, gidiyor. Efendim beni ilgilendirmez diyor. Mesela sahip çıkmıyor arızasına. Öyle bir şey yok. Sizde böyle bir şey yok diyorsunuz. Öyle bir kanun da yok. İlk önce mesleğine saygı duyacaksın. Mesleğin hakkını verdikten sonra vatan da senin hakkını verir. Verecek diyorsunuz. Allah razı olsun ustam. Oldu, sağ olasın. Rabbim sizlerden ve sizlerden sonraki yetişecek nesillerinize de inşallah, İnşallah. Milletimize böyle hizmetkar olacak insanlarımızı daim eylesin diyelim. İnşallah. Bu da ayrı bir kabiliyet. Şimdi buyurun. Çayı hak ettik. İçelim değil mi? Tabii. Geçen sene abi de arkadaşlar geldi. Dedim ya, bakıcılar arasına geçtiniz mi hiç? Ustam az önce güzel bir söz söylediniz. Bir iş yeri dağınık bir vaziyetteyse o kral ustadır. Eğer bir iş yeri çok düzgünse o usta bir şey anlamadan sade iş yeri düzeltmekle geçer derdi. Oo, bu da güzel bir söz. Demek ki benim abim de sizler gibi böyle elektronik bu alanlarda usta ya. Aynen. Köyde mağaza komple böyle yerde darmadan işte benim o mağazamda vidalarıma hiçbir şeyime dokunmayın der. O aynen, benim zevkim der. Aynen. Oradan bulacağım, kendim araştıracağım, kendim bulup kendim monte edeceğim derdi. Mesela ustalık burada. Oo, bunları hep siz mi monte ettiniz ya? Öyle diziyorsunuz değil mi? Binalara girişlerine kırılım. Bunları kuruyorsunuz yani. Bu küvesin 4-7 yaş grubu. Kreş. Kreşi. Hazır bir arada bütün ustalarımızı da görmüşken, Halis Şahin ustamızı değil mi? Evet. Evladınız? Turgut Şahin. Emre Ekmekçi. Aynı zamanda ortağınız kimdir rahmetli olan? İdris. İdris Bey'in evladı oluyorsunuz. Evet. Siz abi? Mustafa. Kaya. Kaya. Evet, burada yıllardır beraber evet, çalışıyorsunuz. Ünyelilere ve Ünye dışındakilere hizmet ediyorsunuz. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Evet.